Konuşalım. Yani Suriyeli mülteciler var. 5 tane kamp var değil mi? 5 tane kampımız var. Nerelerde? Yayladağ, Altınözü, Boynuyon, Reyhanlı, bir de yanlış hatırlamıyorsam Boşçin kamplarında. Bütün bu kamplarda kaç? Toplamda 350 bine yakın kayıtlı, tabii şehirde yaşayan ve kayıtsızlarla beraber toplamda 500 binin üzerinde, neredeyse şehrin yani yarısı diyelim, çünkü 1 milyona yakın bir nüfus olduğunu düşündüğümüz zaman, bir medeniyet unsuru olmasa bizim halkımızda, Hatay'ımızda, ben Yayladağlıyım, bizler de bu noktada hani 500 bin insanı neredeyse bir aileye bir tane misafir gelmiş gibi, her iki aileye bir misafir gelmiş gibi, bu medeniyetin, yani yüzyıllar boyu gelen bir geleneğin muhteşem bir senkronu diyoruz. Hatay'a şöyle baktığımız zaman, mesela St. Pierre Kilisesi kilisesi ve mağara kilisesi. Evet, mağara kilisesi ve bu yönüyle Hristiyanlar açısından önemli. Katolikler için ve şöyle söyleyelim, Hristiyan kelimesinin ilk defa kullanıldığı yer Antakya'dır. Normalde Kur'an-ı Kerim'de ya da kutsal kitaplarda Nasara ifadesi geçer. Ben özellikle bitirme tezimi dinler tarihinden, Antakya'nın dinler tarihi açısından önemli diye bitirmiştim. O noktada biraz araştırma, kendi şehrimize bir imkanımız olmuştu. Yani şu an Hristiyanlara Hristiyan denilmesinin eski Antakya dilinde yabancı anlamındadır. Özellikle Aziz Petrus ve arkadaşlarının buraya geldikten sonraki süreçte onları yabancı olarak gördükleri için Hristiyan kelimesinin ilk kullanıldığı literatürde burası olarak geçer. Ayrıca 3 tane Katolik kilisesi, ilk kilise olması önemli. Arkadaşımız söyledi, hac merkezi Hristiyanlar açısından. Ortodoks kilisemiz var. Tekrar 2. Abdülhamid'in restore ettiği bir kilise. Evet. Bir de Protestanların da bir kilisesi mevcut. Yani hem Katoliklerin, hem Ortodoksların, hem de Protestan Hristiyanların da kiliseleri mevcut. Evet, mevcut. Mesela o medeniyet şehriyiz, hani hoşgörü şehriyiz, kardeş olduğumuzu belirten önemli hususlardan bir tanesi, Türkiye'de tek Ermeni köyünün burada olması, Vakıf Samandağ Vakıflı köyümüzün olması. Bu da önemli bir mesele. Yani bizim dediğimiz gibi diğer insanlarla bir sıkıntımız, kinimiz, nefretimiz, onlara karşı bir düşmanlığımız yok. Yıllar boyu beraber burada, arkadaşlar söylediler, Ehl-i Beyt kardeşlerimiz mevcut. Mezhepte, farklı mezheplerde bulunan ve farklı Arap, Türk, hatta Laz'ımız bile var. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle 1960'tan sonraki İslam politikasından sonra Karadeniz'den buraya gelen, Trabzon'dan, Samsun'dan, Rize'den gelen, buraya yerleşen halkımız var. Yani Hatay o kadar muhteşem bir güzel şehir ki buraya gelenler bir daha gitmek istemiyorlar. Yani komşumuz bakıyoruz, Muşlu, Bingöllü, Ağrılı. Hakikaten de büyük bir nüfus da var bu noktada. Evet. Onun haricinde dünyada en uzun, Türkiye'de en uzun kıyısının bulunduğu Samandağ sahilinin bir yerimiz var. Tarihi turistik bakımından Beyazlı Bestami Hazretleri, Müslümanların özellikle Kırıkhan bölgemizde ve en önemli Habibi Neccar Hazretlerinin burada bulunması sadece bizim için değil, Hristiyanlar için de önemli bir alan. Habibi Neccar kim? Hemen bir kısa bir bilgi verelim mi? Evet, Habibi Neccar Yasin suresinde geçen, yani müfessirlerimizin bahsettiği, özellikle olayın burada gerçekleştiği, İşte وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلُ يَسْعَى dediğimiz zaman hemen hemen gençlerimiz bu noktaya hakimdir o noktada. Buradaki Antakya'da Hazreti İsa'ya inanan havarilerden bir tanesi, iman edenlerden bir tanesi ve hiçbir beklenti, hiçbir karşılık beklemeden Hazreti İsa'ya ve Hazreti İsa'nın buraya göndermiş olduğu elçilere iman eden birisi ve imanının karşılığı olarak şehit edilen birisi. Yani bozulmamış olan, evet, tevhid inancına olan, inanan, evet, değil mi? Doğrudur. Evet.
bozulmamış olan, yani Hazreti İsa'nın gönderildiği peygamber olarak indirildiği zamana tekabül eden bir olay. Burada işte onunla ilgili Habibi Neccar camimiz var. Dediği gibi Anadolu'nun ilk camisi burada. Evet. Tarihte ilk defa aydınlatılan mesela Kurtuluş sokağımız, caddemiz burada. Yani şöyle söyleyeyim, Hatay için muhteşem bir alan. Bence Afrin operasyonunda devletimiz özellikle buranın bu kültürel yapısını çok iyi biliyor. Burayı korumak için, burayı dengede tutmak için. Biraz önce söylediler, işte biraz geç kalınmış ama şu an itibariyle elhamdülillah yavaş yavaş o korkularımız, endişemiz halk olarak azaldı. İnşallah Afrin operasyonu neticelendikten sonra burası daha sükunetli, daha güzel, o eskisi gibi medeniyetler beşiği olduğu daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Başka konuşmak isteyen arkadaşlar. Hatay'a baktığımız zaman gerçekten kültürüyle çok büyük bir şehir olduğunu gerçekten görüyoruz yani hep birlikte. Zaten buradaki arkadaşlarım ve hocalarım